Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız belli olduktan hemen sonra biz hızla çalışmalarımıza başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Biz tüm teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. İlçelerle başladık ve devam ediyor. Dün Buzova ilçemizde hem teşkilatımızı ziyaret ettik hem de Şanlıurfa'mız için çok önemli bir proje vardı biliyorsunuz. Suruç sulama projesi. Bu projenin en önemli ayakları tamamlandı ve dün bunların açılışlarını Başbakanımız yaptı. Biz de teşkilat olarak Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve Bozova teşkilatımızla birlikte orada hazır bulunduk. Sayın Başbakanımızın telekonferans sistemiyle açtığı bu açılışta hazır bulunduk. Aynı zamanda ilçe teşkilatımızla da bir araya geldik. Tabii bu proje çok önemli bir proje. Suruç sulama projesi. Bu açılan bölüm özellikle tünele suyu götürecek olan 50 metreden Fırat'ın suyunu alıp bir kanala aktarıyor. Bu kanalda yine tünele suyu aktaracak. Tünel de bitmek üzere. İnşallah bu sulama sezonunda tünel hizmete girmiş olacak ve onun öncesinden de Suruç Ovası'na, sulama sezonu öncesinde de Suruç Ovası'na inşallah suyu vermiş olacağız. Ve Sayın Başbakanımızın inşallah katılımıyla bu açılışı da yapacağız. Dünkü açılışların değeri, yaklaşık değeri 300 trilyon civarında bir yatırım. 2 yıl gibi kısa bir sürede bitirmiş. Gerçekten baktığımızda çok muazzam bir yatırım. Bu yatırımın ben tüm Suruçlulara, tüm Şanlıurfalılara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret ettik makamında. Çok faydalı bir görüşme oldu. Burada Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla Belediye Başkanımız bir araya geldiler. Hepimiz bir araya geldik. Yapacaklarımızla ilgili, yaptıklarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah bundan sonra da biz yine Şanlıurfa'mız için çok güzel bir resim bu. Bu resmi biz Ankara'da da verdik. Bugün burada da verdik. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız başkanına teşekkür ettik. Gerçekten belediye başkanımız 10 yıl boyunca çok güzel hizmetler yaptı. Çok güzel projeleri var. Bu projeleriyle ilgili de Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla ortak çalışma kararı aldık. İnşallah bu onların projelerini yine arkadaşlarımız alacak birlikte bu çalışmayı, bu dönemde de inşallah bütün bu çalışmalarda faydalanacağız. Bir kez daha biz belediye başkanımıza teşekkürlerimizi burada sunuyoruz. Dün asılsız bir haber çıktı bir internet sitesinde. Gerçekten bizi üzen bir haber. Yani masa başında yapılan bir haber. Belediye meclis üyelikleriyle ilgili çok çirkin bir haber açacağız arkadaşlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim teşkilatlarımızda, alt teşkilatlarda böyle bir şey olmaz. İşte belediye meclis üyeliklerinin parayla satıldığı noktasında çok çirkin bir yakıştırma. Biz bunu kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü bu AK Parti'ye, teşkilatlarımıza, adayımıza, hepimize yapılmış bir iftiradır. Bu basın adına da ayıptır diye düşünüyorum. Yani basın mensuplarımızın da, basındaki arkadaşlarımızın da bu konuda bence tavır göstermeleri gerekiyor. Hiçbir delil olmadan insanlara bu kadar ucuz iftira atmak olmamalıdır. Yani basın meslek ilkelerine, etiğine yakışmayan bir durumdur diye düşünüyorum bunu. Bununla ilgili de biz gerekli girişimlerde bulunacağız. Bunu da belirtmek istiyorum. Yine dün bizim daha önce aday adaylığı başvurusunda bulunan bir aday adayımız işte medyaya çıktı ve aday adaylığında çekildiğini söyledi. Bunu söylerken de yine
çok yakışıksız ifadelerde bulundu. AK Parti üzerinde siyaset yapan bu arkadaşımızı ben kınıyorum. Yani yaklaşık 5 aydır ben AK Parti'nin aday adayıyım diyeceksiniz. AK Parti'nin üzerinde siyaset yapacaksınız bu kadar. Arkadaşlar biz sizden önce de 3-4 aday aday arkadaşımızla görüşmelerimiz oldu. Bize gelen bütün aday arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Hiçbir şekilde bir aday adayımızla görüşmeme gibi bir durumumuz olamaz. Sayın Bakanımız bütün taleplerde karşılıksız bir talebi olmamıştır. Her zaman gecenin ikisine, üçüne kadar aday aday arkadaşlarımızla görüşmeleri olmuştur. Şimdi Sayın Bakanımızla da görüştük. Bu arkadaşımız diyor ki ben randevu talep ettim, bana randevu vermediler. Bu asılsızdır. Hiçbir şekilde böyle bir durum söz konusu değildir. Benimle ilgili de böyle bir söz konusu değildir. Ben çünkü bütün aday aday arkadaşlarımızla, bizde talepte bulunan aday aday arkadaşlarımızın hepsiyle birer, ikişer, üçer, dörder defa görüşme yapmışız, görüşmüşüz. Siyasetçi adam, siyaseti yapan insanların, bir yerde talepli olan insanların biraz ilkeli olması gerekiyor. Yani siz 5 ay boyunca, 6 ay boyunca ben AK Parti'nin aday adayıyım diyeceksiniz. Bunun üzerinde adeta siyaset yapacaksınız. Daha sonra da efendim bu AK Parti'de şu yoktur, bu yoktur, işte şurada, burada bu şekilde adaylıklar belirleniyor diye iftira atacaksınız. Bunlar arkadaşlar çok yakışıksız ifadelerdir. İftiradır bunlar. AK Parti kurumsallaşmış bir partidir. AK Parti'de adayı belirleme usulü çok farklıdır. Bizim genel merkezimiz temayül yoklamalarını yapıyor, anketler yapıyor, mülakatlar yapıyor, milletvekillerimizin görüşlerini alıyor, teşkilatlarımızın görüşlerini alıyor, bizim görüşlerimizi alıyor. Ama nihai kararı bizim genel merkezimizce belirlenen üst kurul var. Sayın Başbakanımızın başkanlığında oluşmuş olan bir üst kurul var. Bu üst kurul aday noktasında son noktayı koyuyor. Yani aday belirlenirken işte il başkanının istediği aday olsun ya da milletvekili istediği aday olsun değil. Burada kurumsal bir yapı var. Bu yapı işletiliyor. Temayül yoklamasıyla, anketlerle, milletvekillerin görüşmesiyle, birebir adaylarıyla görüşmeler yapılıyor. Ve bunların neticesinde sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Kanaat önderleriyle görüşmeler yapılıyor. Ve bunun neticesinde bir karara varılıyor. Tabi neticede iyi ve iyi düşünürsek 23 aday adayımızın olduğu bir ilçe ve bu ilçede bir arkadaşımız aday olacak. 22 arkadaşımız aday olamayacak. Her yani o zaman 22 arkadaşımızın da çıkıp işte başka ben bana görev verilmediği için kızıyorum ben başka yere gideceğim demesi ya da böyle etik dışı davranışlarda bulunması bir ilkesizliktir. Biz bu ithamların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bizim burada aday belirleme sürecimiz bellidir. İnşallah biz bir hafta 10 gün içinde tahminimizce bütün ilçelerimizde adaylarımız belli olacak. Yani biz seçim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii bu konularda biz çok görüş belirtmeyeceğiz. Ama bu kayda girsin diye de bazı şeyleri söylememiz gerekiyor. Bu konuda bizim bu arkadaşlarımız şimdi KGÖ dilekçesine gelmemiştir. Çekilmeyle ilgili dilekçesi. İstifa diyor. Öyle istifa etme gibi bir şey yoktur. Çekilir. Başvurur. Adaylıktan çekilir der. Bizim aday adayımız doğrudur. Biz başvurusunu almışız. Adaylıktan çekilmiştir. Bu da kendi hakkıdır. Ama bazı ithamlarda bulunması, bazı iftiralarda bulunması da etik değildir. İlkeli değildir. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Biz durmayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bazen böyle durumlar olduğunda da biz yine gerekli cevaplar da vereceğiz.
gerekli girişimlerde de bulunacağız. Bunu da bilinmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.